Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekik. Bugün Orkide ile Mutfakta İyiyiz de ben Deniz Özlem Mekik olarak ve ben Nergis Kumbasar olarak sizlerle birlikteyiz. Ve öyle güzel lezzetler hazırlayacağız ki. Bir yılbaşı sofrası düşünün. Yılbaşı sofrasının en özel atıştırmalık tabağını hazırlayacağız. En sevdiğim şey de atıştırmalıklardır. İnan Nergis abla benim de öyle. Çünkü hayatta hiç vazgeçemiyorum. Zaten senin de öyle bir huyun olduğunu bildiğim için aslında bizi bir araya getirdiler, çok iyi oldu. Dedim ki hemen bir atıştırmalık tabağı birlikte hazırlayalım. Orkide bizi yılbaşı için tekrar bir araya getirdi. Ama bu sırada benim gördüğüm bir şey var. Orkidenin etiket, şişe, dizaynı, tasarımı değişmiş ve çok güzel olmuş. Sanırım doğadan ve sanattan esinlenilmiş. Evet, gördüğün gibi gerçekten de öyle. İnanılmaz güzel bir şişe artık tasarımımız var. Ve bütün ürünlerde de paketler, ambalajlar hepsi birden değişti. Senin de söylediğin gibi sanattan ve doğadan esinlenerek güzel bir tasarım hazırlandı. Bir de tabii bizi birleştirdiği gibi orkidenin en büyük özelliği sofrada da insanları birleştiriyor. O yüzden ben sabırsızlanıyorum bir evet. Bunları yemek için. Şimdi öncelikle bu güzel bölümde sizlere atıştırmalık tabağı hazırlayacağız. Bu tabağın içerisinde toplamda 7 tane harika atıştırmalık olacak. Bunların her birini orkide ayçiçek yağı ile birlikte hazırlayacağız. Ve hem çok kolay olacak hem çok pratik olacak. Bir kısmını fırında pişireceğiz. Diğer geri kalan kısmında ocakta böyle ayçiçek yağıyla güzel bir kızartma işlemi yapacağız. Ama hepsi birbirinden lezzetli olacak. Şimdi ilk tarifimiz fırında kıtır kabak yapacağız. Nergis abla daha önce yaptın mı? Fırında kıtır kabak ben kendim yapmadım ama yemeği çok severim. Ama eminim orkideyle ve seninle çok daha lezzetli olacak. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Bir tane yumurtamız var. Bu güzel kıtır kabağı hazırlayabilmemiz için önce bir pane harcı hazırlayacağım. Şimdi ben bu güzel yumurtayı şöyle kasemin içerisine koyuyorum ve senden hemen böyle güzel bir çırpma işlemi istiyorum. Hemen çırpıyorum şekeri. Bir yumurtayı koyduk. Şimdi bir tane kabaktan yapacağım. Ama kabağınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre siz planlayabilirsiniz. Bu arada bir tane şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağından 3 parmak eksik un kullanıyorum. Ve unumu o pane harcını hazırlamak için kasenin içerisine koyuyorum. Şefim tamam mı? Uygundur, tamamdır. Estağfurullah. Ve şimdi diğer geri kalan kısımda da galeta unu kullanacağım. Unumla birlikte galeta ununu da yine bir su bardağından 3 parmak eksik galeta unumu da koyuyorum ve karıştıracağım. Ama şimdi biliyorsun her şeyde baharat olmazsa olmaz. Şöyle tuzumu da hemen şimdiden pane harcımın içerisine koyuyorum. Ve şimdi bir miktar da sever misin toz çok biber? Çok severim. Ben de inanılmaz severim ve çok da güzel oluyor. Senin bana getirdiklerini de hala kullanıyorum. Harikasın. Evet. Şimdi bunu da hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Evet, şimdi pane harcımız hazırlandı. Yumurtamızı iyice çırptık. Şimdi işte bu yumurtanın içerisine o kıtırlığı sağlayabilmek için orkide ayçiçek yağı kullanıyor olacağım. Şimdi hemen kolayca kapağını açıyorum. Şöyle. Evet, ayçiçek yağımdan da böyle bir miktar koydum. Şimdi yumurtayla birlikte hemen ikisini birden şöyle bir çırpma işlemi yapıyorum. Yumurta ve orkide ayçiçek yağı gördüğünüz gibi biraz köpürmeye başladı. Ne kadar çok köpürürse o kadar kıtır olacak kabağınız. O yüzden iyice birbirine yedirmeniz önemli. O zaman bu püf noktasını evet. Biliyorsun benim için en önemli şey püf noktası evet. Yemek yaparken. Şu gördüğünüz işte iyice orkide ayçiçek yağı ve yumurtamızın beyazının sarısını hiç ayırmadık. İkisini birden şöyle çırpıcınızın tersini vura vura güzel bir şekilde köpüklendiriyoruz. İşte bundan sonraki aşamamız Nergis ablacığım tamamen artık bu güzel karışımda hemen şöyle kabaklarımı da alıyorum. Şahane. Şöyle. Şimdi sana zahmet hemen çekmecede fırın tepsimiz var. Şu fırın tepsimizi aldım. Şöyle koydum. Ve sen de arzu edersen şöyle tabii. Bana yardımcı tabii. Olabilirsin. Tabii. Şimdi şunu da aldım. Allah. Hatta bunu şöyle koyalım. Evet. Önce şöyle pane yaptığımız harca hepsini şöyle atabiliriz Nergis abla. Sonra tekrardan bulayacağız. O kıtırlığı o sağlayacak fırına attığımızda. Ama üzerinde ben böyle hamur hamur bir tabak olsun istemiyorum. Anladım.
O yüzden de böyle iyice karıştıralım. Şimdi içine alıp bulayalım. Ondan sonra da? Ondan sonra şöyle hemen diziyoruz. Oldukça kolay. Gördüğün gibi. Öyle bir yılbaşı atıştırmalık tabağı hazırlayacağız ki size. Gerçekten hem çok pratik hem de çok hızlı bir şekilde evinizde kolayca hazırlayabileceksiniz. Çok iyi. Değil mi? Oldukça pratik bir tarif aynı evet. zamanda. Ya hem çok kolay yapılabilir, hem çok lezzetli. Kabaklarımızı güzel bir şekilde hazırladık. Biz bu arada devam edeceğiz yapmaya ama şimdi ne yapalım biliyor musun? Aynı tepsiye gel bütün atıştırmalıkları, şu tepside olan bütün atıştırmalıkları dizmeye başlayalım. Şaka yapıyorsun. Şimdi, hepsini evet, aynı tepsiye mi hepsini dizeceğiz? Aynı tepsiye ha, dizeceğiz. Sonra da biraz da orkide. Oh, ayçiçek ya. Evet, orkide ayçiçek tamam. yağı. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle gördüğünüz gibi dilimlenmiş domateslerimizi biz önceden hazırladık. Çeri domatesler olur, kokteyl domatesler olur ya da böyle bütün bir domatesiniz varsa böyle dilimleyin. Hemen tepsinizin şöyle kenarına koyun. Hiç merak etmeyin, domates suyunu bırakır ve geri çeker. Bu çok önemli bir detay. Sakın sonrasında aman domatesin suyu kabağa karıştı diye düşünmeyin. Hiç merak etmeyin, domatesin içerisindeki özelliği dolayısıyla domates suyunu koyacak. Evet doğru ama ondan sonra geri çekecek. Çünkü biz üzerine senin dediğin gibi orkide ayçiçek yağı gezdireceğiz. O domates böyle içindeki suyu içinde bırakmış olacak böylece. Hapsetmiş olacak. Evet, hapsetmiş yani. Olacak. Süper. Şimdi domateslerimi de koydum. Hemen üzerine şöyle bir evet, tuz. Azıcık şöyle. Şöyle bir kekik gezdirelim. Evet. İnanılmaz lezzetli olacak gerçekten. Bu tepsi bittiğinde muhteşem bir lezzet sizinle buluşuyor olacak. Evet, şimdi kekikleri de koyuyoruz. Oh. Çok da şimdi, güzel. Yakışıyor değil evet, mi domatese kekik? Çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Şimdi üst malzemelerinin farkındaysan birazcık bıraktım. Aynı zamanda kabağa da parmesan da ekleyeceğim. Ama bunu en son yapıyorum. Neden diyeceksiniz. İçerisine böyle çekmesini istemiyorum. O yüzden en sona bıraktım. Şimdi parmesanımı kabakta kullanacağım. Parmesan yoksa elinizde şayet tulum peyniriniz olabilir, ezine peyniri olabilir. Hiç fark etmez. Evinizde ve elinizdeki malzemelerden peyniri de üzerine şöyle gezdirebilirsiniz. Şimdi kaşar peynirini de şöyle üzerine hemen koyalım. Dediğim gibi. Görüntü de çok güzel çok, oldu. Gerçekten çok güzel oluyor Nergis abla. Tam da yılbaşı renkleri evet, değil mi? Kırmızılar, evet. beyazlar, yeşiller. Zaten ona göre bir atıştırmalık tabağı aslında hazırladık. Şimdi ne yapalım Nergis abla biliyor musun? Hı. İşte bu lezzeti baş orkide, tacını. Orkide, ayçiçek, şöyle yağımızı domatesi. Şöyle. Şöyle gezdiriyoruz. Gezdirdi. İşte. İşte harika. Evet. Şimdi sıra geldi. Üst malzemelerini koymaya. Şimdi ne var sırada? Kabaklar için şöyle parmesan. Parmesan miktarını eğer tadını sevmiyorsanız ya da çocuklarınız sevmiyorsa azaltabilirsiniz. Ama ben çok seviyorum. Ay ben parmesan çok seviyorum. Kokusu bile... Evet. Ama tabii parmesan evinizde olmak zorunda değil dediğim tabii. gibi. Tulum peyniri de tabii yine canım. Yakınlardan bir tabii. tanesi. Şimdi şöyle doğradığımız bir fesleğenimiz vardı. Domates, mozzarella ve güzel orkide ayçiçek yağı, tuz ve baharatlarla fesleğen inanılmaz yakışıyor. Bakar mısın tam yılbaşı evet. renkleri oldu tam, gerçekten. Tam. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Yani bu arada hem çok lezzetli hem de çok süslü. Kesinlikle değil öyle. Değil mi? Şık. Aynen, aynen. Şimdi çok güzel bir tarifim daha var. Şaşırtacağım seni. Pizza yapacağım makarnadan. Şaka yapıyorsun. Evet. Şu pennelerden mi yapacağım? Evet bunlardan yapacağım. Şimdi ne yaptık biliyor musun Nergis abla? Penneleri haşladık. Ve bu güzel haşladığımız pennelerden pizza yapacağım size. Aa, böyle olmuş. Bir çöp şişe taktık. İnanılmaz güzel bir atıştırmalık. Çok kolay bir tarif. Bakın dediğim gibi hepsi bir tepsiye girecek. Şimdi hadi gel. Aa, çok şöyle pennelerimi de. Aa ne şık. Şimdi bunun pizzası artık sana ait. Kendi pizzanı kendin yapacaksın. Çok Nergis güzel. Abla.
Yine şöyle. Tabii herhalde orkide ayçiçeği yağı sen gezdiriyorsun. Tabii gezdiriyorum. Şimdi hiç yağsız saçladım. Aynen öyle. Hiç yağsız saçladım. Şimdi 4 tane de böyle atıştırmalık misafirlerim için. Şimdi. Ben bunu seyrederim ayol. Yiyemem. Çok şık oldu. Katılıyorum sana. Şimdi ne yapacağız? Hemen pizzamızın şöyle bir salçamız var. Evet. Penne pizza için salçamı şöyle karıştırma kabımın içerisine koyuyorum. Ve tabii bunu en güzel açacak şey... Orkide ayçiçek yağı. O da geldi. O da geldi. Evet, o da geldi. Şimdi hemen şöyle orkide ayçiçek yağımdan hemen böyle bir çırpma işlemi yapıyoruz. Eğer zor olacaksa... Olur, ondan yapacağım Niko. Birazcık daha böyle hızlandırarak yapabiliriz. Evet. Şimdi ayçiçek yağını koyarken eğer domatesinizi açma işlemi yapıyorsanız şayet ilk başta tamamını sakın koymuyorsunuz. 2-3 aşamada. Sicim olarak döküyorsunuz çünkü domates salçası ya da domates püresi gibi ürünler kendini üzerine koyduğunuz herhangi bir şeyde toplama yapar. Su da koysanız, ayçiçek yağı da koysanız ne koyarsanız koyar hemen kendi bir sıkma işlemi yapar. O yüzden bizim burada yapacağımız şey açma işlemini birazcık karıştırarak yapacağız. Bak bu da değil mi? Bu önemli bak, bir detay. Güzel detayları şimdi ne yapıyorum? Birazcık daha, biraz daha ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı orkide. Şimdi göreceksiniz ki birazcık daha kolay toplama işlemi yapacak ve böylece sos haline gelebilecek. Şimdi bir şey diyeceğim. Hakikaten bu da cam ağacı gibi oldu. Çok işte, güzel oldu. Dedim ya yılbaşı sofrası, böyle yılbaşı atıştırmalığı diye. Şimdi önce pizzalarda yaptığımız gibi şöyle hemen bir miktar mozzarella ya da kaşar peyniri hiç fark etmez. Ben bunu üzerine hemen deneyeceğim. Hemen denemesin. Zaten yediğinde diyeceksin ki Özlemciğim daha kenarda yok mu diyeceksin. Güzel, eminim. Gerçekten. Güzel bir atıştırmalık. Hem evinizde böyle çocuklarınız okuldan geldiğinde sadece yılbaşı için de düşünmeyin tabii. Okuldan geldiğinde böyle elinizde dolapta bir gün önceden kalan makarnalar varsa hemen onu böyle borcama dayayabilirsin. Evet, şimdi zeytinlerimi de koydum. Şimdi şöyle kenarda hemen mantarlarım var. Nergis ablacığım, şu güzel mantarlardan. Mantar olmak zorunda değil. Pizzanızı kendiniz yaratın. Hiç dert etmeyin. Sen evinizde bayağı ne pizza varsa. Yaptın ama. Tabii. Gerçekten çok şimdi güzel. Artık madem yılbaşı atıştırmalık hazırlıyoruz, Migros TV'deyiz. Şimdi şöyle çeri domateslerim var. Bak bak üstüne koy. Zaten şimdi yüksek duruyor ya. Hiç merak etmeyin. Bunların hepsi inecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bu güzel atıştırmalıkları hemen fırına götürüyoruz. Önceden 180 dereceden fırınızı ısıtıyorsunuz ve hemen fırına atıyorsunuz. 15-20 dakika sonra maksimum fırından çıkarıp çıtır çıtır tabağa lezzet yapıyoruz. Şahane. Hadi şimdi bu tepsiyi fırına koyalım. Sonra ikinci fırın tepsisi için Milföy'den size müthiş bir atıştırmalık daha var. O da fırından çıkacak aynı anda. Evet Nergis ablacığım gördün. Evet. Üç atıştırmalık fırında. Şimdi bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Ama bu arada yediğim için de biliyorum yani senin de lezzetini biliyorum. Şimdi dördüncü atıştırmalığa geldik ve bu güzel atıştırmalık da böyle milföyden hazırlayacağım. Ama ben milföyleri şöyle keserken sana zahmet şöyle bir yine hemen yumurta veriyorum sana. Ne zahmeti, ne zahmeti. Ha şimdi tabii ki orkide ayçiçek yağımı da alacağım ve senin söylediğin gibi köpürteceğim mi? Tabii yani köpürtürsen çok daha böyle milföylerimizin daha böyle kabarık kabarık olduğunu. Zaten milföy kendinden kabarıktır ama yumurtayla birlikte böyle çırptığında
İşte tamamdır, yeterli. Evet, aynen tamamdır. Mi? Hemen aldım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi kare olan milföyleri tekrardan kare olarak kesiyorum. Şimdi bakın farkında mısınız? Zorlanıyorum keserken. Yani elimdeki bıçak ne yazık ki zorluyor milföyü keserken ve yapışıp kalıyor. Bunun da bir çaresi var. O da ne biliyor musunuz? İşte yine orkide ayçiçek yağı. Buyurun. Buyurun. Bu da bir püf nokta. Her derdi devam. Bak şimdi bu kadar zorlanıyorum Nergis abla. Şimdi alıyorum. Şöyle hafiften elime şöyle bir parça ayçiçek yağı alacağım. Hemen. Ve gördüğün gibi şöyle bıçağım, aman elinizi kesmeyin, dikkat edin. Bakın şimdi kolayca gördün mü? Şak diye kesildi böylece. İşte her şey aslında bu kadar kolay. Her şey noktaları püf var. Evet. Bu arada tabii ki diğer taraftan da hemen şöyle bak şimdi gördün mü? Evet. Demin nasıl zorlanıyordum kesmekte milföyü. Ve şimdi kolayca. Bu arada şöyle elimdeki yağları da milföye böyle süreyim. Çok güzel olmuş tabii. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi böyle güzel bir şekilde milföylerimi kestim. Şimdi sosislerim var. Dediğim gibi elinizde ve evinizdeki malzemeleri kullanabilirsiniz. Onları da şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Mesela sucuk varsa sucuk da olabilir. Aynen öyle. Ne olursa beyaz peynirli de yapabilirsiniz. Tabii. Tercih tamamen sizin. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir hemen sosimi koydum. Bak şimdi çok kolay. Şöyle. Ay bu ne böyle ya? Şöyle, ne sempatik bir şey oldu bu böyle. Değil mi? Tam atıştırmalık olmadı mı? Ay mikropide. Aynen mikropide yaptım size çok bak. Çok tatlı oldu. Tam yılbaşı atıştırmalı. Ay acayip güzel abla. Oldu. Şimdi diyeceksin ki yumurtayla yağ çırptırdın ne yapacaksın? Ne yapacağız? Şimdi onu bu güzel hamurun kenarına sana sürdürteceğim. Ama sürdürtmeden önce böyle sosise de yakıştığını düşünüyorum. Evet. O yüzden böyle diğer malzemelerden kalmıştı böyle minnak minnak. Şu ağzı açık ya bunun. Bu ağzı açın. Böyle üzerine. Ay çok sempatik şöyle oldu ya. Çok sempatik, çok tatlı oldu. Ay bunu çocuklara her zaman da yapılır. Biliyor musun? Evet. Bak şimdi yine aynı şeyi yapıyorum. Şöyle. Şöyle bir koyayım. Evet biraz evet fazla evet. Olmadı, birazcık mi? Fazla oldu ama sorun değil. Senin hep elin bol oldun dersin. Benim elim bol ya. Ama Türk insanıyız biz. Evet, bizim evet, elimiz bol. Aynen. Severiz. Aynen. Çok misafirperverliği severiz. Çok doğru. Değil mi? Çok lezzet. Evet, şimdi geliyor sana. Ay konuşmaktan yapamıyoruz. Ama galiba çok güzel bir şey evet bu ya. Ay çok sempatik. Görüntü çok, çok sempatik. Hem pratik. Evet. Değil mi? Hep alışkanlıklarımızı birazcık böyle geri bıraktıran bir şey aslında. Da orkide ayçiçek yağı bu güzel tasarımı yaparken neden esinlendiğini biliyor musun? Ambalaj vallahi tasarımında. Ben mesela şimdi sanat ve doğa deyince direkt aklıma Van Gogh geliyor. Ya. Ay çünkü ayçiçeği. Ayçiçeği. Aynen. Sanat, doğa. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Ve bu güzel böyle güzel bir sanattan esinlenmesi de aslında çok güzel. Mutfaklarda artık öyle değil mi? Gastronomi de sanata aslında bütünleşmiş durumda. Ay şu da bir sanat işte. Evet. Bak şimdi şu görüntü yani o lezzetle birlikte aslında bir sanat çünkü bir yaratım var burada da. Evet. Bazılarının üzerine kaşar peyniri koymayayım diyorum böyle sos olsun ne dersin? Olur tabii. Tabii olur. Bu tarz böyle tabaklar eğer hazırlayacaksanız şayet hep onu söylüyorum ben. Birazcık aslında ne istediğinize birazcık daha farklı şeyler eğer koymak istiyorsanız kendiniz hayal dünyanızda ne varsa onu kullanabilirsiniz. Tabii ki damak zevkine göre evet değil mi? Şimdi gördüğün gibi biz artık ne yapalım biliyor musun? Bunları güzel güzel senle yapalım. Ondan sonra fırına gidelim. Hadi bakalım. Olur mu? Evet Nergis ablacığım gördün mü? Bak son böyle artık çok 4 saniyede. Çok sempatikler ama. Çok güzel ve çok lezzetli görüyor musun? Oh oh. Tabii şimdi yumurtayı bol bol kullandım. Yumurta bitince
Ben ne oldu? Bir yumurta kırmaya gerek yok. Hemen ayçiçek yağını, orkide ayçiçek yağından birazcık koydum. Aynen. Şimdi onu böyle üzerine sürüyoruz. Ben de bunları şimdi ne fark olacak biliyor musunuz fırından çıktığı zaman? Her iki farkı da size göstereceğim mutlaka. Yumurta ile ayçiçek yağını karıştırıp sürdüğümüz o milföylerin üzerine güzel lezzetle ayçiçek yağı sürdüğümüz çıktığında aslında çok bir fark yok. Bir tanesi daha kızarık çıkacak, bir tanesi de tam tersine daha böyle çıtır çıtır hal alacak. Yani ayçiçek yağı koyduğunuz, üzerine böyle sürdüğünüz, inanın buna çıtır çıtır çok lezzetli mini ağzı açık sosisli olmuş olacak. Bitti mi? Bitti şefim. İşte. Yes şef. Yes şef. İşte böylece biz atıştırmalık tabağımızın sadece daha bir bölümünü yapmış bulunuyoruz ama çok kısa sürede 4 tane harika bir fırından 4 tane tarif çıkacak. Şimdi ikinci tarif için hazırlanıp geliyoruz. Evet, şimdi tabii bu güzel tarifin birinci tepsisi arkada çıktı. Aynen. Ama gösterir miyim? Hayır. Asla göstermem. En son. Hepsi bitsin öyle. Hepsi bitsin öyle. Çok şık lezzetler geliyor. Şimdi diğer taraftan fırını bitirdik. Şimdi güzel bir orkide ayçiçek yağıyla nasıl yağ çekmeden soğan halkası yapılır? Onun tarifini vereceğim. Evet. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Galetonum var. Hemen şöyle yaklaşık bir su bardağının yarısı kadar düşünün. Ve bir su bardağının yarısı kadar da unum var. Şimdi onları şöyle yine Nergis ablacığım şöyle unu koyduk. Galeta unundan burada fazla var. O yüzden şöyle alıyorum. Yine bir pane harcı yapıyoruz. Ve diğer taraftan şöyle bir nişastam var. Nişastadan kaçmayın. Nişasta bu tarifi güzelleştirecek. Şöyle bir miktar tuzum var. Tuzu da önceden koyup şöyle karıştıracağız. Panenin en lezzetli yerlerinden biri baharattır. Karabiber koyuyorum. Soğan halkasına karabiber çok yakışıyor. Toz biber ben genelde kullanmıyorum. Şimdi Nergis abla şöyle onunla karıştır istersen hiç fark etmez. Aynen. Tuz miktarını az koydum. Çok koymadım. Siz miktarınızı kendinize göre belirleyin. Evet, hepsi karıştı. Şimdi bunun bu güzel tarifin püf noktalarından bir tanesi soda kullanacağım. Ve hemen şöyle bir güzel bir kaplama hamuru hazırlıyorum şu anda. Yani soğan halkası için soğanlarımı şöyle böldüm, içlerini çıkarttım ve gördüğünüz gibi harika bir böyle soğanlarım var. Şimdi bu pane harcını hazırlarken gördüğünüz gibi o soda yetmedi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? O sodayı aktif halde çalıştırabilmek için ayçiçek yağı. Hemen evet şimdi güzel güzel karıştır Nergis ablacığım. Zor oldu değil mi şu an karıştırmak? Bayağı evet. Bak evet. Bayağı sertleşti. Evet. Ama şimdi hemen ayçiçek yağı öyle güzel bir şekilde evet. Onu açacak ki şimdi hemen şöyle eze eze yapıyoruz bu işlemi. Yağıyla pane harcı ve sodanın böyle iyice bir buluşması olacak. Ondan sonra güzel bir şekilde kaplamaya geçiyor olacağız. Tabii şimdi ne yapıyoruz? Bu güzel pane için güzel kaplama harcımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi böyle koyu bir kıvam olacak ki kaplaması net olarak etrafını kaplasın. Güzel bir baloncuk olacak kızarttığımız zaman da çok da lezzetli olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen sen ocağımızın böyle altın ayarını güzel bir şekilde açıyorsun. Açtım bile. Açtım bile, evet. Ve ben de bu güzel orkide ayçiçek yağından şöyle soğan halkası için güzel. Hemen tavamın içerisine koydum. Şimdi biz kaplamalarımızı yapalım. Bu arada da tavamızda iyice Nergis abla şey olsun, değil mi? Isınsın yağımızla. Birazcık bekliyoruz. Bekliyoruz çünkü ayçiçek yağımız iyice kızacak. Kızdıktan sonra fakat kızdığını da nereden anlayacağız? Onu da birazdan size tüyolarıyla söylüyor olacağım. Soğanlarımızı güzel kaplama hamurumuzun içerisine beklettik. Şimdi diğer tarafta
bu arada unum var ve aynı zamanda orkide ayçiçek yağımızı da tavaya koyduk. Şimdi güzel bir şekilde kızma işlemi de oldu değil mi? Kızdığını nasıl anlıyordun? Bir şey söyleyecektin. Bak nasıl takip ediyorum. Nasıl takiptesin Nergis abla? Tüyoları öğrenmek istiyorum tabii. Diyorsun. Şimdi şöyle hemen kaplama harcımızdan şöyle bir parça aldığınızda eğer ürün yukarı doğru çıkıyorsa bilin ki işte şu anda bu güzel ayçiçek yağımız tavanızda kızmış ve artık ben hazırım diyor. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bu güzel kaplamadan alıyorum ve şöyle silkeleyerek hemen gördün mü? Bu kadar kolay aslında soğan halkası yapmak ve çok da lezzetli. Hemen şimdi yapacağım. Yapacağım. Tamam. Ama gözümün korkusu geçti. Geçti. Bak hemen şöyle ikinciyi atıyorum. Gördüğün gibi. Güzel bir şekilde ben böyle attıkça sen de çeviriyor olursan. Ve gördüğünüz gibi. Ooo nar gibi kızardı. Nar gibi de kızarıyor. Ve çok lezzetli oluyor. Evinizde mutlaka bu lezzetli soğan halkalarını deneyin derim. Nasıl da güzel bir koku değil mi yayıldı? Zaten bu kadar severim ki bu soğanın kokusunu böyle ayçiçek yağında pişerken. Şimdi biz ne yapıyoruz? Tek tek kızartma işlemine devam ediyoruz. Ondan sonra ikinci tarifimizde tekrar beraberiz. Evet Nergis ablacığım gördüğün gibi soğan halkalarımı böyle hazırladım. Diğer taraftan fırından ikinci tepsim çıkmış oldu. Toplam oldu mu sana atıştırmalıklarımdan 5 tanesi tamam. Vallahi 5 tanesi tamam. Tamam. Doğru. Şimdi 6. sıra geldi. Ne hazırlıyoruz biliyor musunuz? Ballı sağanaki. Yani hellim kızartması. Ama bu seferki farklı. Susam var, bal var. Daha neler var neler. Oo, çok hadi, güzel. Hemen şimdi orkide ayçiçek yağında sana bırakıyorum. Hemen orkide ayçiçek yağımız olmazsa olmazımız olarak döküyoruz. Evet. Şöyle aynen bütün tavamızı şöyle kaplasın. Evet yeterli. Evet yağımızı koyduk çünkü çok hızlı bir işlem yapacağız burada. Yine yumurtamızı şöyle bir güzel çırpalım mı? Çırpıyoruz. Buyurunuz efendim. Evet. Gördüğün gibi Nergis abla hep çalıştırırım seni. Hiç şansın yok. Bırakmıyorum peşine. Şöyle unumu da şöyle derin bir kaba koymayayım. Hemen burada güzel tabağımın içine koyuyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir un, bir yumurta. Batıracağım. Sonra tekrar yumurtaya batıracağım ve sonra da susama bulayacağım. Susamı da şöyle hemen derin bir kasenin içerisine koydum. Şimdi hellimlerimi gördüğünüz gibi böyle güzel bir şekilde dizmiştim. Şimdi hellimleri hemen una buluyorum. Zaten hellim ıslak bir peynir olduğu için hemen üzeri kaplandı. Şimdi ne yapıyorum? Hemen yumurtaya da buluyorum. Şöyle yumurtaya bularsan Nergis ablacığım. Tabii ki. Şimdi o buladığını tekrardan yumurtaya bulayalım. İyice bir silkeleyelim. Hemen ben alayım. Tamam. Bu arada diğer taraftan da onu tekrardan şöyle bir yumurtaya buladım. Şimdi artık kaplama işleminde şöyle susamlarımı güzel bir şekilde etrafına bulayabilirsiniz. Hı hı. Bu arada susamı bol olsun derseniz şöyle hemen ben tahtamın üzerine de dizeceğim. Bu arada bir bakalım hemen ayçiçek yağımın son durumuna. Artık olmak üzere çok az kalmış. Şimdi ne yapıyorum? Diğer taraftan hemen tekrar una buluyorum. Hellimi. Yumurtaya buluyorum. Ve susama buluyorum. Oldu gibi duruyor. Diyorsun? Dur bakalım birazcık pane harcından koyayım atalım. Bak bir daha deneyelim. Şöyle ah işte harika oldu. Ayçiçek yağının kızarma anı. Evet.
Şimdi şahane. Hemen diğer hellimleri de kızartma işlemine geçiyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Önce una, sonra yumurtaya, sonra susama. Şimdi biz bu şekilde devam ediyoruz kızartma işlemimize ve atıştırmalık tabağımızın diğer bir lezzetli tarifine geçiyoruz. Evet, yılbaşı atıştırma tabağımızın geldik 7. tarifine. Diğer tariflerimizin hepsi hazır böyle. Arkada gördüğünüz gibi dizdim her birini Nergis ablacığım. Harika lezzetler yiyeceksin. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tarhana kaplamalı tavuk hazırlıyorum. Tarhana dediğinde bir çorba olur diyebilirdim ama bak gördün mü? Bak neler oluyor, neler oluyor, neler. Tarhanadan bir pane harcı hazırlayacağız. Harika bir lezzet olacak. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir çay bardağının yarısı kadar unum var. Un o tarhananın daha iyi tutmasını sağlayacak. Şöyle hemen bir buçuk çorba kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Güzel böyle karıştıracağım. Birazcık fazla. O tarhananın mayhoş tadı var ya. Hani aslında tarhanayı neyle yaparız Nergis abla? Neyle yoğurt. Yaparız? Böyle güzel salçan olacak. Bu arada yağı koyalım evet. mı? İşte ya. İşte orkide ayçiçek yağımızı. Tabii. Hemen tavamıza evet. alıyoruz. Yine böyle şey bütün evet. tavayı kaplayacak kadar koyuyoruz. Evet. Tamam aynen. mıdır? Tamam. Şefim. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Şefim. İki şef bir mutfakta iki şef Ay, yani. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi tarhana ile unu karıştırdım. Şimdi içerisine tuz, pane harcımda ve karabiber çok yakışıyor tavukla birlikte. Şöyle gördüğünüz gibi hemen şöyle çırpıyoruz. Diğer tarafta tavuk göğüslerim vardı. İki tane toplam böyle güzel göğüs kestim ve doğradım önceden. Şimdi Nergis ablacığım panede hep ne yapıyorduk? Önce yumurtaya evet. buluyoruz, sonra pane harcına buluyoruz. Evet. Hadi bakalım. Beraber yapalım. Ondan sonra diğer tarafta da orkide ayçiçek yağımız kızıyor. Koyuyorum. Tavuk zaten hızla biliyorsunuz kendi üst derisini hızla pişirir. O yüzden böyle koydunuz. Şöyle. Ve şimdi ne yapıyoruz? Artık bundan sonra biliyor musun? Ne yapıyoruz? Tadıma geçelim artık. Bence de. Evet. Tabii Nergis abla sen de haklısın. Bu kadar mutfakta pişirdim. Yani her yer ve buram buram lezzet Aynen. kokarken. Şimdi biz yavaş yavaş artık çevirme işlemine geçiyoruz. Mutfağımızı topluyoruz. Yılbaşı atıştırmalık tabağımızı güzel bir hazırlıyoruz. Sonra tekrar beraberiz. Evet Nergis ablacığım, harika bir yılbaşı atıştırmalık tabağı hazırladık gördüğün gibi. Evet, hem manzarası güzel hem çok lezzetli. Kesinlikle. İçinde neler var hemen şöyle bir hatırlayalım. Güzel susamlı bir hellim kızartması yaptık. Tarhanalı tavuk hazırladık. Çıtır soğan halkası hazırladık. Penne'den harika bir pizza yaptık. Ve ağzı açık mini milföyler hazırladık. Domatesleri fırına verdik. Güzel peynirli bir domates ızgara yaptık. Ve aynı zamanda sağlıklı kabaktan güzel peynirli bir atıştırmalık hazırladık. Toplamda 7 tane atıştırmalı çok kısa bir zamanda hazırladık. Evet. Hem de lezzetine doyamayacağız tabii. Aynen. Migros TV'de biz harika bir program yapmış olduk beraber seninle. Evet. Tabii orkide ayçiçek yağının da yardımıyla çıtır çıtır hem pufidik şahane yemeklerimiz oldu. Ama devam için ne diyoruz Migros TV'ye? Abone olun diyoruz. Evet. Ve aynı zamanda da diyoruz ki biz de bu kadar yeni yılla ilgili güzel tabaklar hazırladık. Herkese iyi seneler dileyelim. Mutlu seneler. Mutlu seneler.